konulardaki sorunlarını, sıkıntılarını, projelerini bize anlattı, paylaştı. Valimizle birlikte, milletvekilimizle birlikte bu sorunları dinledik. Diğer taraftan sivil toplum kuruluşlarıyla yine bir değerlendirme toplantımız oldu. Siverek'teki sivil toplum kuruluşlarımız da kendi pencerelerinden, kendi sorunlarını, sıkıntılarını veya Siverek'le ilgili taleplerini, beklentilerini bize aktardılar. Siverek tabii nüfusu çok büyük bir ilçemiz. Genç nüfusu olan bir ilçemiz. Eğitim konusu en fazla öne çıkan konulardan biri oldu bu toplantıda. Gerçekten bu nüfusumuza iş imkanı, aş imkanı oluşturmak, bu nüfusumuzu daha iyi eğitmek, hem temel eğitim anlamında hem yüksek mesleki eğitim anlamında bu nüfusumuzu daha donanımlı hale getirmek bana göre bu toplantıdaki en önemli gündem maddesiydi. Tabii bu açıdan hem GAP projesini tartıştık, GAP eylem planı çerçevesinde neler yapılacağını, kamu adına neler yapılacağını tartıştık, hem de yeni bir teşvik sistemi ilan ettik biliyorsunuz. Bugüne kadar ilan edilmiş en güçlü teşvik sistemi. Yatırımcıları buraya nasıl çekeriz? Siverek'te nasıl daha farklı özel sektör yatırımlarını artırırız? Bu konuları da ele aldık. İnşallah kalkınma ajansımız olsun, GAP Bölge Kalkınma İdaremiz olsun, Siverek'le özel bir şekilde ilgilenecekler. Özellikle Siverek'in kırsal kalkınması olsun, İşte organik tarım alanında, yenilenebilir enerji alanında, başka konularda Siverek'le ilgili meselelerle ilgilenecekler. Siverek'in bu dönemde tanıtımını yapmak çok önemli. Potansiyellerini yatırımcılara aktarmak, tanıtmak çok önemli. Bu konuda da Kalkınma Ajansımızdan ben bir çalışma yapmasını istedim. İnşallah o da bu çalışmayı gerçekleştirecek. Bundan sonra da bir parti ziyaretimiz olacak. İlçe teşkilatımızı ziyaret edeceğiz. Ardından da Siverekli hemşehrilerimizle bir iftar yemeğimiz olacak. İftardan sonra da kısmetse böyle salon toplantısı değil de nerede bir kalabalık varsa park, bahçe, kahvehane bir yerde oturup vatandaşlarla birlikte bir çay içip bir de doğrudan Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönemde bu kadar yatırım doğuya, kamu yatırım doğuya, güneydoğuya yapılmamış. Biz iktidara geldiğimizde toplam Doğu ve Güneydoğu yatırımlarının toplam kamu yatırımları içindeki payı sadece %7 civarındaymış. Geçen yıl itibariyle %15'in üzerinde gerçekleşti. Yani iki katından daha fazla kamu yatırımlarında payı artmış Doğu ve Güneydoğu illerinin. Dolayısıyla bu dönemde biz gerçekten Doğu'da, Güneydoğu'da işte duble yollarla, üniversitelerle, hastanelerle, köy DES projeleriyle, çok çeşitli kırsal alana verdiğimiz desteklerle, hayvancılık destekleriyle, birçok desteğimizle buradaki yatırımları artırmış durumdayız. Özellikle eğitime, üniversite eğitimine ciddi yatırımlar yapıyoruz. Hastanelere, sağlığa ciddi yatırım, ulaştırmaya ciddi yatırım yapıyoruz. Bütün bunların sonuçlarını almamız için tabii özel sektörün de daha çok yatırım yapması lazım. Maalesef işte bu huzur güven ortamı bazı illerimizde yeterince oluşmadığı için özel sektör yatırımlarında kamu kadar bir hızlı artış görmüyoruz. Ama özelde de artış var. Özellikle Urfa gibi illerimizde, Antep gibi, Adıyaman gibi illerimizde gerçekten bir canlılık görüyoruz. Sadece GAP bölgesinde geçen sene 7 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Demek ki bu bölge canlı bir bölge. Özel sektör içinde ciddi potansiyeller sunan bir bölge. Urfa'da şimdi ikinci organize bölgesi açılıyor. Gaziantep'te beşincisi açıldı. Adıyaman'da yeni yeni alanlar kurmaya çalışıyoruz. Demek ki Mardin'de işte 5 yıldızlı oteller açılıyor, turizm sektörü gelişiyor. Bu bölgemiz artık böyle harekete geçmiş vaziyette, bir ivme kazanmış vaziyette kalkınması. Önemli olan bunu sürdürmemiz. Bu yeni dönemde de yeni teşvik sistemiyle inşallah daha iyi noktalara gideceğiz. Burada yalnız en önemli hadise birliğimizi, beraberliğimizi korumamız, huzur ve güven ortamını korumamız. Bunu koruduğumuz sürece bu bölge tarihinde olduğu gibi, bakın tarihte burasına ne diyorlarmış? Bereketli Hilal. Mezopotamya, Bereketli Hilal bölgesi. Birçok uygarlığın yaşandığı bölge, tarihin geçtiği bölge. Demek ki burası medeniyetler bölgesi. Bu potansiyeli olan bir bölge. İnşallah 21. yüzyılda da burası yeniden yükselecek.
tarımıyla, tarıma dayalı sanayisiyle, insan gücüyle, turizm imkanlarıyla, sınır ticaretiyle, bütün bu imkanlarıyla yeniden inşallah çok farklı bir noktaya ulaşacak. Yeter ki dediğim gibi birliğimizi, beraberliğimizi titizlikle koruyalım, huzurumuzu, güvenimizi koruyalım.